Şimdi Gülnur Saydam, biraz önce haberini izledik. Sen bize anlattın olanı, biteni, izlenimlerini ama şunu merak ediyorum ben. Şimdi orada hayat nasıl geçiyor? Hayat normale döndü diyebiliyor muyuz? Evet, büyükelçilik açıldı ama amasını sen bize anlat, neler oluyor bitiyor Şam'da? Aslında Damla HTŞ'nin yönetim sistemi hala belli olmadığı için, şu an bir geçiş sürecinde olduğu için Suriye eski normal hayatına devam ediyor ki zaten günlerdir ekranları getiriyoruz. Sevinenler, mutlu olanlar, 12 yıl aradan sonra ilk kez çatışmalarımız sözde anı merkezi olan M4 karayolundan Şam'a kadar uzanan o ara yoldan geçenler elbette ki mutluluklarını dile getirdiler. 12 yıl sonra ailesiyle kavuşanlar vardı. Onlar mutlular. İlk kez 12 yıl sonra Emevi Camii'nde cuma namazını kılanlar. Onlar mutlular elbette. Ancak madalyonun diğer bir yüzünde farklı din ve mezheplere sahip olan, özellikle Şam özelinde bahsediyorum, Laski özelinden bahsediyorum, elbette ki korkanlar, endişe edenler de var. Hala şu anda tabii baktığımızda şöyle İlyas Yiğit göstersin. Hayatı normal akışında Şam'da. Şam Suriye'nin kalbi, aynı zamanda bir başkent, kozmopolit bir şehir. Dolayısıyla İstanbul nasılsa Şam'da öyle. Kültürüne baktığımızda hatta Gülnur, nasılsa bir çok sizin dinlemesi, gündeminiz bir nasıl geçiyor? Birazcık onu bir anlatır mısınız? Şehirse, siz mesela burada, şimdi orada aradığınız bir ürüne, mesela yiyecek bir şeye, bir kahveye, bir şey, rahat ulaşabiliyor musunuz? Paranız var mı? Para oraya yollanabiliyor mu? Bize biraz kendi hayatından da örnekler verir misin? Aslında şöyle söyleyeyim, biz ilk Şam'a geldiğimizde Türk lirasının burada geçmediğini öğrendik. Doların da geçmediği, ilk geldiğimiz gün dolar da geçmiyordu. Yani çok bir kaos vardı, nasıl olabilir diye de şaşırmıştık. Türk lirasının yasak olduğunu, dolarınsa sadece yurt dışından gelen, Esad döneminden bahsediyorum tabii ki. O dönemde yurt dışından gelenler eğer cebinde dolar varsa onlar kullanabiliyorlarmış. Eğer bir Suriyeli cebinde dolarla yakalanıyorsa hapis cezası oluyormuş. Dolayısıyla biz geldiğimizde change ofislerden, yani döviz bürolarından var olan dolarımızı da bozduramadık. Var olan TL'mizi de hala geçerli ne dolara çevirebiliyoruz ne de Suriye lirasına çevirebiliyoruz. Dolayısıyla Hayatul Tahrir Şam lideri aslında Jolani açıkladığında kasayı boş devraldık demişti. Bir taraftan da ekonomik kriz hala buradaki Şam Merkez Bankası'nda da yaşanıyor. Sadece nakit para geçiyor. Suriye lirası geçiyor. Daha 1-2 gündür dolara erişim var. O da şöyle, evet, dolara erişim var. Büyük otellerde, büyük markalı otellerde dolar geçiyor ancak örneğin bizim kaldığımız otelde dolar geçmiyor. Doları Suriye lirasına çevirmek de bir sıkıntı. Var olan Türk lirasını zaten harcayamıyoruz. Şu anda maddi olarak sadece ben değil, buraya gelen, yurt dışından gelen yabancılar da dolar yüzünden bu sıkıntıyı çekiyor. Türkler ise lira bazında çok sıkıntıyı çekiyor. Türkiye'den şu anda buraya biz para aktarımı da yaptıramıyoruz. Bankalardan otomatik bir çekim de yaptıramıyoruz. Yani o kadar çok harcama konusunda sıkıntı yaşıyoruz ki. Eğer şanslıysak Suriyeli bir kişinin uluslararası bir hesabı varsa belki rica minnet, ki ben bugün onu yaptım. Burada bir tanıdık vasıtasıyla aslında iletişime geçtiğim bir Suriyeli iş adamıyla beraber Türkiye'den bana bir lira hesabı geldi. Ben onu kendi hesabımdan dolara çevirdim. Onu tabii ki daha sonra karşı kişinin hesabına yatırdık. O bize yine Suriye lirası olarak verdi. O kadar çok aslında yorucu ki. Burada şu anda en çok yorucu süreç aslında ekonomik anlamda. Henüz ne zaman bir sistemin oturacağını Merkez Bankası'na gidip sorduğumda bankacılar da bilmiyor. Onlar da aynı sıkıntı yaşadığını söylediler. Hatta şöyle, şuna da şahit olduk. Bir Suriyeli kişi yüklü miktarda Suriye'deki bir bankaya gidip parasını çekmek istediğinde tüm parasını da çekemediğini öğrendik. Azar azar çekiliyormuş. Belli miktarda, ki olası bir durumda diğer birçok kişiye yetebilsin diye. Bu anlamda birçok sıkıntı var. Olduğumuz noktada tabii akın akın da buraya farklı şehirlerden göçler de başladı. Dolayısıyla mevcut noktada var olan ürünlerin de fiyatları kat be kat arttı. Pahalılık da şu anda göze görülür bir seviyede hissedilebiliyor diyebiliriz Damla. Çok sağ ol Gülnur. Hakikaten hani birkaç gündür oradasın ama hani birkaç günde bile Şam'da nelerin değiştiğine tanıklık ediyorsun an be an. Dilerim kolaylıklar diliyorum hem sana hem de İlyas'a. Ellerinize sağlık tüm haberler için.